Merhabalar efendim beyaz TV ekranlarından çok mu güzeliz programından iyi pazarlar. Umarım umut dolu bir hafta bizleri bekliyordur. Biliyorsunuz ki 100 yılın en büyük felaketini yaşadık ülkece ve gerçekten hepimiz çok üzünlüyüz bu konuda. Ee, bu depremde hayatını kaybeden bütün herkese Allah rahmet eylesin diliyorum geride kalanlara baş sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok sarsıldık. Ama bu konuda e, bize en çok umut veren şey hep birlikte el ele omuz omuza depremzedelerimize yardım etmek oldu. Bu yüzden e, onlara yardım eden devletimize ve tüm insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Gerçekten çok zorlu günler geçiriyoruz millet olarak. Ama sonuç olarak hayat devam ediyor ve birbirimizin yaralarını sarmak, birbirimizi iyileştirmek için çalışmak ve üretmek zorundayız. Bu bizim millet olarak görevimiz. Millet olarak birbirimize sarılma zamanı. O zaman başlayalım. Kesinlikle öyle. Umarım hep her konuda el ele oluruz. Bugün Ufuk Hocamla birlikte saç ekimini konuşacağız. Evet hocam, hemen sormak istiyorum. Kimlere yapılır saç ekimi? Nelere göre seçiyorsunuz? Aslında saç dökülmesi ve saç problemleri günümüzün en popüler problemlerinden biri. Hı hı. Yani hemen hemen artık değişen çevre koşulları, genetik geçişler, e, yediğimiz besinler, işte saçlara birden fazla ve kötü işlemlerin uygulanması saç dökülmesini ve saç kalitesinin azalmasını tetikleyen şeyler. Hı hı. Saç ekimi, saç kaybı yaşayan herkese yapılabilir. Tabii ki yüzde 90 üzerinde erkekler için uygun olan bir yöntem. ...ama artık kadınlara da saç ekimi yapılabiliyor. Uzun zamandır. Kadınlarda sonuçlarımız biraz daha başarısız. Saçın yanında kaş, sakal, bıyık ekimleri de son derece popüler. Hı hı. Ee, saç ekiminde sanırım şu ensedeki saçlar kullanılıyor daha çok değil mi? Evet, genetik olarak dökülmeme özelliği olan kulak hizası ve arkasındaki saçları seçiyoruz... Hı hı çevredeki insanlara baktığın zaman özellikle saç kaybı olan kel demeyelim. İnsanların hemen hepsinin yan tarafları ve arka taraflarındaki saçları durur ve üst bölgesinde dökülme olur. Bu zaten en çok görünen androjenetik dökülme dediğimiz erkek tipi dökülme. Hı hı. Kadınlarda da erkek tipi dökülmeyi en çok görüyoruz. O alnın ön kısmından başlayıp tepe bölgesi dahil saçların kaybıyla sonuçlanan bir dökülme türü. Peki şey çok merak ediyorum yani özellikle bir yakınımdan duyduğum için bunu sormak istiyorum. Bu ekilen saçların kalitesi de önemli mi? Mesela ince telli kalın telli daha sağlıklı oluşu ya da sağlıksız oluşu onun çıkmasını engelliyor mu? Şöyle aslında biz organ transferi yapıyoruz. Hı hı. Yani sizin saçınız nasılsa ince telli ise ince telli, kalın telli ise kalın telli. Çok köklüyse çok köklü. Yani malzemeniz nasılsa saçınızın kalitesi nasılsa o transfer ediliyor. Hı hı. O yüzden ince telli saçları olan ve hayatı boyunca ince telli saçla yaşamış sonra onları işte üst kısımda kaybetmiş kişilerin ekimden sonra çok kalın telli saç sahibi olması e, mümkün değil. Tabii ki saçların kaliteli olması saç ekiminin sonucunu da olumlu yönde etkiliyor. Hı hı. Çok başarılı sonuçlar var. Ama biraz kişinin e, beklentisiyle de alakalı bu aslında. Son derece e, hem teknik olarak bu konuda çok iyiyiz ülke hı hı. olarak. Çünkü hem çok hastamız var hem çok popüleriz. Hem doktorlarımız ve hekimlerimiz ve ekiplerimiz bu konuda çok iyi gerçekten. O yüzden e, sonuçlarımızın mesela erkekler için ön kısımda %98 başarı oranı çok verebiliyoruz. Iyi. Çok iddialı rakamlar. Evet çok iddialı rakamlar ama e, eminim çok merak ediliyordur ve gelen herkes de bu soruyu soruyordur diye düşünüyorum. Hiç çıkmama ihtimali var mı? İstatistiklere göre e, erkek hastalarda ön bölgedeki başarı oranı %98, tepe bölgesindeki başarı oranı %60-70'lerde, kadın hastalarda saç ekiminde başarı oranı %60 civarlarında. Normal şartlarda çünkü kadın hastaların saç dökülmesinin olmasını beklemiyoruz. Tabii ki bunları yaparken öncesinde mutlaka işte hele kadın hastalarda kan tahlillerinin yapılıp işte hormon düzeylerine, vitaminlere, eksikliklere bakılması, kan değerlerinin saptanması. Ona göre saç ekimiyle beraber işte mezoterapi gibi, PRP gibi tedavileri de uygulayıp Eksik olanları da işte vitamin eksikliği varsa vitamin, kan eksikliği varsa kan ilacı ile desteklenmesi. Ve bunların e, yapılması sonucunda sağlıklı bir saçlara kavuşması sağlanır. Hı hı. Hocam e, kadınlarda çok fazla saç dökülmesi olmaz dediğiniz için soruyorum bu soruyu. Erkeklerde genellikle genetik deriz ya. Kadınlarda da genetik mi olur saç dökülmesi yoksa strese bağlı mı? Şöyle büyük oranda genetik olur. Hı. Ki kadınlarda görülen saç dökülmesinin de en büyük oranı erkek tipi saç dökülmesidir. Ya yani mesela babamızda babamızın saçları dökülüyorsa bizim de dökülme. Oranı var. Aslında direkt e, babayla değil, anneyle, teyzelerle, halalarla ilgili bir durum. Hiç kadınlara yakıştıramıyorum ya, hep babadan giriyorum evet. herhalde. Ama şöyle, eğer genetik olarak varsa tabii dökülme ihtimali her zaman vardır. Hı hı. Yani normal genetik olarak yatkınlığı olmayan bir insana göre e, dökülme ihtimalinin olması daha yüksektir. Hep hı hı. gördüğümüz şeyler. Nasıl bir süreç peki? Acılı bir süreç mi? Uzun mu sürüyor? Bir ay içerisinde bir geri dönüşü var mı? Aslında şimdi o kadar iyiyiz ki artık teknik olarak o kadar geliştirdik ki kendimizi. Sürekli işte eğitimler alıyoruz. Yakinen biliyorsun zaten hı hı. hayatımın yarısı dışarılarda eğitimlerde Aynen. geçiyor. Hem al almak hem vermekle. Artık şöyle hiç eskisi kadar korkulacak bir şey değil. 6-7 saatlik bir işlem. ağrısız olmuyor. Sadece lokal anestezik iğneler yaparken o ağrıyı hissediyorsunuz. Hı hı. O ağrı da zaten yapıldığı an hissedilip sonrasında geçilen bir ağrı, unutulan bir ağrı. İşlemde, işlem boyunca uzanıyorsunuz. Televizyonunuzu seyrediyorsunuz. Arada işte... Yemeğinizi yiyorsunuz. Bilinç yerinde o esnada. Tabii tabii lokal hmm. anesteziyle sadece işlem yapılacak alan uyuşturuluyor. İşlem sonrasında ikinci gün ilk yıkama yapılıyor. 10 gün boyunca özel bir yıkama yöntemi var. Onunla yıkamak durumundasınız. 10. günden sonra eskiden nasıl yıkıyorsanız normal bastıra bastıra yıkamanız gerekiyor. Hmm. Kızarıklık kabuklanma maksimum bir hafta 10 gün içinde geçiyor. Ee, i̇kinci günden sonra bandajlar çıkıyor. Artık rahat oluyorsunuz. Ve toplum olarak da dışarıda saç ekimiyle dolaşan insanlara çok evet, alışıyoruz artık. artık hiç kimse yadırgamıyor. İşlem sonrasında iki haftayla 6 hafta arasında ekilen saçlar dökülüyor. Döküldükten sonra yeni saçların çıkma süreci 6. aydan sonra başlıyor. Hı hı. 6 ay ile 1 yıl arasında yeni saçların çıkmasını bekliyoruz. Hı hı. Aslında iyileşme süreci çok kısaymış. Ben daha uzun olarak düşünmüştüm. E, i̇kinci gün bandajlar çıkarılıyor. Ondan sonra istediğimiz gibi yıkayabiliyoruz falan. Aslında e, bakıldığında çok çabuk iyileşiyor. Bandajlar çıktıktan sonra zaten hemen normal hayatınıza, işinize, gücünüze, her şeyine geri dönebiliyorsunuz. Genelde şöyle oluyor. işte Kamuda çalışan hastalar veya... E, o şekilde e, görülmemek isteyen hastalar 9 günlük işte hafta içi bir izin alıyorlar pazartesiden cumaya kadar hı hı. E, bir cumartesi cuma cumartesi işlem planlanıyor işte 9 gün sonra pazartesi günü saçlarını 3 numaraya vurdurmuş gibi gayet düzgün hiç e, saçlarını kestirmiş gibi işine yaşamına geri dönebiliyor. Çok iyi peki ilk yaptırdığı gün e, çünkü çok Önemli bir yer. Kafa derimize yapılıyor bu. E, dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Ya da o günü hasta nasıl geçiriyor? Şöyle en çok korktuğumuz şey kafa uyuşuk olduğu için işlem sonrasında ar araca binerken ve inerken kafasını vurması. <gülüyor> <gülüyor> Hastaların evet çoğu bu hatayı yapıyorlar. Ben çok iyiyim hocam işte olmaz bir şey deyip kafasını uğruyorlar. Bir ona dikkat edecekler. 3-4 gün yüksek yastıkta iki yastıkta yatılacak. Seyahat e, yastıklarını kullanabilirler boyun için hı hı. veya boynuna havlu koyabilir. Bu Değil yeterli, yeterli geciktir. Arka taraf değebilir, dokunulan yer değebilir ama ekilen kısım daha graftler çok yeni olduğu için yerinden oynamasın diye dikkatli olması gerekiyor. İşlem sonrasında minimum 30 gün ama 45 gün yapmalarını tavsiye ediyorum. Hamam, sauna, spor, yüzme yok. Hı hı. Saç ekimi bu arada her mevsim yapılabilen bir işlem. Sıcak etkilemiyor mu? Sıcak etkilemez. Sadece yaz aylarında yapılmamasını işte hani aşırı terlerler o sonuçta hareket kısıtlılığım var. Enfeksiyona o Enfeksiyona mı sebebiyet veriyor? Enfeksiyon da değil aslında ama terlemeyle daha e, rahatsız geçirebilir o dönemi. O yüzden serin havalarda yapılmasını mesela şu mevsimler çok uygun saç ekimi yaptırmak için hı hı. E, öneriyoruz. Bir de asıl yazın hastaların istememesinin sebebi. İşlem sonrasında minimum bir ay deniz havuz yok, hmm. güneşlenme yok. Bu da tabii sıkıntılı. Tabii ki, kesinlikle. Sonuçta yaz en sevdiğimiz ay. Ve... Aynen, herkes yazı bekliyor değil mi dinlenmek evet. için? Kaş ve sakal da dedik. Bunlarla ilgili nasıl bir süreç izliyoruz? Şöyle, kaşlar gerçekten çok önemli. İfadeyi tamamlayan en büyük unsur yüzümüzdeki. Ama kaşlar da bir moda. Yani güzellikte olduğu gibi mesela işte 5 yıl 6 yıl önce incecik kaşlar Aynı. modaydı şimdi kalın kaşlar moda. Hiç kaşı olmayan hastalarda veya sıklaştırma isteyen hastalarda yine saçtan alıyoruz. Arka tarafta bir parmak kadar alandan e, saç köklerini alıp kaşa transfer ediyoruz. Hı hı. Kaş transferi çok önemli yalnız çünkü eğer gerçekten profesyonel olmayan biri yaparsa kaşlar... Dik dik ve farklı yönlerde çift Evet ben bunu birçok kişide de gördüm. Ya, kirpi gibi. Evet. İşte arada onu engelleyemezsiniz aslında. Ama o kirpi gibi olan e, kaşların sayısının çok az olması cımbızla alındıktan sonra hani normal kaşlaradan hiçbir farkın olmaması gereken bir durum. Bu işlem nasıl yapılıyor? İşte bizim hani yüzümüzde ifademizi kaşlar çok değiştirdiği için ilk önce bir çizim yapıp hastanın isteğine göre ya da o yüzünün orantısına göre mi belirliyorsunuz? Aynen öyle. Çizim yapılıyor. İşte Hı -hı. ölçümleri var özel ölçümler yapılıyor. Yüz şekline göre, hastanın isteğine göre ama hasta her zaman doğru şeyi istemeyebilir. Kesinlikle. Televizyonda işte veya sosyal medyada gördüğü şeyler isteyebilir. O yüzden hekimin hastayı doğru yönlendirmesi gerekiyor. Arkadan alınan saçlar ön tarafa işte belirlenen şekilde ekiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Saç olduğu için uzuyor. Sadece ekilen kaşları kestirmek zorunda kalıyorsunuz. Kesmek gerekiyor. Hmm, o da sıkıntı ya evet dediğiniz gibi aslında bizim e, bu hani her dönem değişen bir özentiliğimiz var bunu hepimiz yapıyoruz asla şey için söylemiyorum İşte dediğiniz ya ince kaş modayı da hepimiz kaşlarımızı aldırdık halk dilinde halk tabiriyle küstürdük Küstü. ee, bir noktadan sonra çıkmamaya başladı daha sonra işte dövme kaşlara döndük o da aslında o da biraz kötü etkiliyor değil mi? Kötü etkiliyor derken işte dövmenin rengi değişiyor. Boyası. Rengi soluyor. Boyası işte kalitesiz boya kullanılırsa orada böyle acayip bir renk kalıyor. Biz mesela kaş ekimini yaparsak eğer dövmeyi lazer cihazıyla silemiyorsak o dövmenin üstüne yapıyoruz ki belli, belli olmasın mı? diye. evet. Ama çok kötü yapılan dövmeler var. Onları mutlaka olabildiği kadar lazer cihazlarımız var. Onlarla işte e, kamufle edip Hmm. Onun üstüne ekim yapmaya çalışıyoruz. Peki kaş ekimi işte gözümüzün üstünde o da hassas bir bölge. Ee, onu nasıl koruyoruz? Yani çok aslında saçtan daha kolay. Daha kolay değil evet, mi? Sadece işte e, birkaç gün kaş kısmına su değmeyecek. Herhangi hmm. bir darbe almayacak. E, amaç burada ekilen köklerin saçta, sakalda, kaşta oturana kadar, yerine sabitlenene kadar temasını herhangi bir basınca maruz kalmasını engellemek. Peki Gerinden bu oynatmamak. Mutsuz olanlar oluyor mu? Ha yaptırdım ama mutlu değilim. Ne yapacağım?" diyenler oluyor mu? Ya olabilir. oluyor adam. Çünkü beklenti düzeyini belirlemek lazım. Yani şöyle düşünüyorum. Geldi. Saç herkes mutlu olur. Çünkü doldurulması gereken alanlar belli ama e, kaş yüzde tamamen ifadeyi değiştirdiği için ben böyle beklemiyordum. Durumu oluşuyor mudur diye düşündüm bir an. Şöyle, aslında ben böyle beklemiyordum Hı. değil. Çünkü fazla, biz mesela belirlediğimiz alanın biraz daha fazlasında ekim yapıyoruz ki... ...eğer bir memnuniyetsizlik olursa e, cımbızla o fazla olan kesimleri alıp son verebilir. Oh, harika. O şekilde yapıyoruz. Ama... Saçta da mesela çok memnun olmayanlar var. Hmm. İnsanın biraz bilinciyle de alakalı. O yüzden anlatmak lazım. Ne beklediğini ne hayal ettiğini. Aynen öyle. Kimseye yüzde yüz diye bir şey yok. Ee, sağlıkta zaten yüzde yüz diye bir şey yok. İşte çok küçük bir saç alanı olan biri tek seansta bütün saçları kapansın ve Rapunzel gibi olsun isteyebiliyor. Anlatıyoruz. Hı hı. İşte gösteriyoruz, ölçülerle anlatıyoruz, istatistiklerle gösteriyoruz. Bak alacağımız yer bu kadar, ekilecek yer bu kadar diye. O yüzden saç ekiminin mesela ikinci seansı, üçüncü seansının e, olması daha iyi sonuçlar alınmasına sebep oluyor. Hı hı. Peki biraz da e, sakal ekiminden bahsedelim. Onu da aynı şekilde herhalde daha çok enseden alıp... Evet... Hı hı. E, ense bölgesi yani kulak arkasındaki bölge dediğim gibi genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip bir bölge. Mesela şu son zamanlarda sakalda sakalsız erkek kalmadı. Evet, çok moda oldu, gibi, çok popüler. Evet, herkes çok sakal moda. bırakıyor. Herkes yakıştırıyor. Hatta sakalsız halimizi düşünemiyoruz bile. Nasıl şu hatırlamıyoruz. Evet. Aynen. Önceden herkes sakalsız dolaşıyordu. so şu son yıllarda ben herkesi sakallı görüyorum. Gerçekten öyle olduk. Ee, sakal da erkekler için özellikle bu Orta Doğu bölgesindeki erkekler için çok büyük bir e, olması gereken evet bir şey imaj. Kesinlikle sakal ve bıyığı istiyorlar Tamamdır. ve mümkünse bol bol olsun, çok kalın olsun istiyorlar. Eee o da aynı şekilde saç ekimi sakal ekiminin sonuçları daha iyi ama. Yani şey kaşa göre. Hı. Evet ondan gayet memnunlar. Çünkü saç gibi uzuyor. Bu konularda bayağı ülke olarak geliştik. Gerçekte. Harika. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü dediğimiz gibi bunların yüzümüzde var olmaması demek bizi mutsuz olmamıza en büyük kaynak demek. Çünkü özellikle kadınlar şimdi dediğiniz gibi artık erkekler de bunlarla çok ilgileniyor. Aynaya baktığımızda iyi hissetmek istiyoruz. Düşünsenize bir kadının kaşının olmayışı ya da saçının döküldüğüne aynı şekilde keza bir erkek içinde. Bunu... En iyi şekilde artık e, şey yapabilmemiz, bu sorunu ortadan kaldırabilmemiz çok önemli. Ya aslında şöyle, e, gerçekten hep söylüyoruz ama dünyanın en güzel ülkesinde en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. Ve İstanbul Kesinlikle. dünyanın başkenti. Öyle bir şey ki sağlıkta o kadar iyiyiz ki sadece estetikte, saç ekiminde falan değil her alanda. Saç ekimi de tabii ki son derece hani talep olan ve bizim çok iyi yaptığımız bir şey bence dünyada bir numaradayız bir numarayız Hı -hı. yani saç kiminde ama sağlığın her alanında böyleyiz. Ee, o yüzden insanlar herkes bir İstanbul'a gelip İstanbul'da işte kalıp işlemlerini yaptırıp tatillerini yap yaptırıp e, bizim kültürümüzle tanışıp mutlu olarak dönmek istiyorlar sadece uçak biletlerini alıyorlar onun dışındaki işte havaalanı karşılamaları otelleri her sağlık hizmetleri, hastane transferleri her şeyi tarafımızdan zaten karşılanıyor. Son derece iyiyiz bu işte ve şey diyoruz. Yani daha iyisi olmak varken niye saçsız dolaşsınlar? İşte niye sakalsız dolaşsınlar? <laughs> ve e, hayat çok değişik bir şey. Keyifler, istekler, zevkler değiştikçe buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bu minik dokunuşlarla ufak ufak hani kalıcı olmayan işlemlerle e, daha mutlu, daha keyifli olmamızı sağlayabiliyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bir an sonra stüdyomuzda e, pazartesi günleri yayınlanan kardeş programımız olan Oda Burada moderatörlük yapacak. iç mimarımız Ahu Akın bizimle olacak. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, sonra da bizim için en üzücü olan olaydan bahsetmek istiyorum. Yüzyılın felaketi söylediğimiz gibi. Birçok ev yıkıldı, birçok aile yuvasını kaybetti. Ee, yine en önemli şey gündeme geldi tabii ki. Ev ve evin içerisindeki eşyalar nasıl sabitlenmeli? Evet, öncelikle e, vatanımıza e, geçmiş olsun. E, ölenlerimize e, Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza da. Allah hemen sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin diyorum. Ülkemiz zaten deprem kuşağında yer alan Alp Himalaya fay hattında olan bir memleket. Dolayısıyla %98 olarak bütün bu ekonominin olduğu bütün fabrikalar evler hep bu kuşağın altında. Bizim alacağımız bazı önlemlerle ...bunları en aza indirmeyi e, tavsiyelerimizle sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Nasılsa bir e, mimar, inşaat teknikerleri, mühendisler bir evleri yaparlarken... E, ...gerçekten de beton betonarmelerde e, daha fazla betonarme kullanacaklarına... ...çelik konstrüksiyon tarzında, alçıpan tarzında malzemelere e, başvururlarsa bunlar... E, Dış binalar için daha e, böyle depremde yıkılmaları daha aza indirebilir. İç mimari olarak da e, tabii ki de e, şöyle evin antrelerinde e, antreler bizim en süslü alanlarımızdır. Evet. Burada tablolar, e, duvar saatleri, e, afliktler e, hep buralarda sergilenir. E, buralarda Sarkıt avizelere yer verilmemeli. Eğer e, gardıroplar, diresuarlar, e, giysi dolapları, e, koridorda kaçış alanımızı olduğu bir bölge olduğu için e, bu alanlarda devrilmeyi ya da üzerimize gelen e, bu üniteleri en azı indirmemiz gerekiyor. Yatak odalarına geldiğimiz vakit e, yatağın üstünde e, avize kullanmamayı, yatakları pencere kenarlarına koymamayı, e, giysi dolaplarımızı, rafları en iyi şekilde duvara sabitlemeyi tavsiye ederim. Onun dışında e, oturduğumuz televizyon ünteleri e, karşısında e, üzerimize devrilmemesi açısından televizyon üntelerini, e, büfeleri e, kilitli hale getirmeli, büfelerin içerisindeki Raflarda sergilediğimiz o aksesuarlarımızı e, cam kullanmamız yerine e, metal ya da e, daha böyle ahşap tarzı aksesuarlarla e, eğer süsleyebilirsek evimizi bu herhangi bir yaralanmaların da önüne geçebiliriz. Onun dışında yemek e, takımlarımızı sergilediğimiz o büfeler de eğer kilitli hale gelirse hem içerisinden e, ürünlerin e, dışarıya çıkması hem de olası yaralanmalara yine de e, bir önlem almış oluruz diye düşünüyoruz biz iç mimarlar olarak. Onun dışında e, depremi tabii ki de önüne geçemeyiz. Oldu olacak deniliyor. Aynısı. Bunun da e, ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ama biz bu önlemlerimizi alırsak en azından evimiz, restorantımız, ofisimiz, Yıkılmasa bile evdeki küçük yaralanmalardan kendimizi kurtarabiliriz. Özellikle tam bunu bahsetmişken söylemek istiyorum. Ee, örnek gösterilen bir dükkanımız vardı Hatay'da. Bu kadar şiddetli depremin meydana geldiği yerde hiçbir tabak yere düşmemiş. Rüçaciydi evet. sanırım. Evet evet. Ve çok enteresan bir şey. Yani hani bu kadar şiddetli olan bir depremde bunun sebebi ne? E, muhtemelen buradaki içerideki e, ürünlerin duvarlara ve yerlere e, sağlam pimlerle e, sabitlenmesi, e, sanırım raflarda camların e, kullanılsa bile onların oyuklar içerisinde yerleştirilmesi, e, bir de sanırım çelik çelik konstrüksiyon kullanmışlar Hı -hı. burada. Evet. evet. Şu anda da görüyoruz. Evet. Gerçekten umarım tekrar böyle bir şey yaşamayız. Yani yüzyılın felaketi olarak geçiyor ve işte 10 ilde birden görülmesi de e, hem ölü ve yaralı sayısını çok arttırdı. E, Allah'tan millet olarak hani hemen sahiplenen ve yardıma evet. koşan bir ser, Hepimiz bir elimizden geleni hem bireysel şey. olarak hem e, genel anlamda yaptık afatla birlikte. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız İnşallah. İnşallah. Ama de deprem ülkesiyiz. Bunu artık e, evet, tamamıyla benimsememiz gerekiyor lazım. ve hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden de evler en doğru şekilde inşa edilmesi gerekiyor Hı -hı. ve tabii ki evlerin içleri dediğiniz gibi biz e, millet olarak çok biraz gösterişi seviyoruz. Biraz süste, Hepimiz süste, aynalar süste evet. E, şöyle e, tavsiye etmem gerekirse nacizane biraz daha süsten e, ve kişisel hayatımızın e, getirdiği o eve yansıttığımız dekorasyondansa biraz daha deprem ülkesi olduğumuzu e, kabul edip buna göre e, mesela geçenlerde bir ev yapıyorum kesinlikle e, hiçbir şekilde avize istemedi müşterilerim. Ne e, yemek masasının üstünde ne salonda ne antrede öyle bir korkmuşlar ki artık e, başlarına e, düşer diye. Ya da e, ben bile kendi ofisimde bir aksesuar dolabım var, onu duvara e, sabitlettirdim. Böyle yaparsanız en azından o kaçma anında sizin önünüze o dolaplar, o tabaklar fırlamaz. E, kapı kilitlerinizi mesela, o da çok önemli, kapılar da çok önemli. Mesela Amerikan kapıya e, pek sıcak bakmayız ama çok hafif olduklarından dolayı e, kapılar da sonuçta yerinden oynadığı için o bile üzerimize düştüğü vakit bizi yaralanmaları en hafife indirir. Ağır kapılardan da e, biraz kendimizi geri çekmeliyiz. Biraz süsten uzakta bir evet. Japon tarzı Kesin evler bu sene zaten moda. Ama bize de çok uygun değil. değil. Çünkü biz böyle şatafatı değil. seviyoruz evet, biraz. Değil. Tam bu noktada şeyi sormak istiyorum ben. 2023 iç dekorasyon trendleri neler? Biraz onlardan bahsedelim. Tabii, e, şimdi ülkemizin ve özellikle dünyanın e, artık... Doğaya özlemi var. Ee, biz e, bu küreselleşme, ısınmalar, susuzluk, e, bunun gibi etkenlerden dolayı e, artık biraz doğayı özledik. 2023 trendinde de pastel tonlar, e, ha, e, hardalın tonları, hardal sarı tonları, Hı. maviler, okyanusun getirdiği o maviler, en ormanın sevdiğimiz. evet ormanın getirdiği o mint yeşilleri. Artık bunlar. Ve biraz da artık e, beyaz parkeden kalkıp venge, ceviz tarzı ahşaplara yöneliyoruz. E, gri tonlarını çok severdik bilirsiniz. Gri ve be, krem beyaz tonlarını. Bu sene onlar artık e, revaçta değil. Artık gri soluk olarak gözüküyor. Ve insanlar biraz daha doğaya yönelmek istediklerinden dolayı daha doğal, daha pozitif renklere. Çünkü yaklaşık 3 senedir e, pandeminin bitmesiyle, Depremle e, artık biraz daha huzur ve motive edici mekanlar tasarlamaya başladık. Ben bile kendi müşterilerimde artık e, nasıl anlatayım size siyah tonlarının yanında kırmızı. Ya da fuşya pembe falan yapmaya başladık renklerde. Anladığım kadarıyla kendinize has çok güzel bir tarzınız var aslında ve müşterilerinize de biraz onu benimsetmeye çalışıyorsunuz. Biraz da daha evet. sade, doğal ve şık, evet. modern. Evet. Ee, peki bunu istemeyen, karşı gelen, daha avantgard modeller isteyen var mı? Tabii ki var. E, i̇ki sene önce böyle bir müşteriyle e, karşılaşmıştım. Yapamadım ama. Yani şöyle çok Azerbaycan kültüründe böyle şatafatlı bir Müşteriydi. Ee, eğer siz o tasarımı benimseyemiyorsanız ve müşteriyle aynı frekansta değilseniz biraz zorlanabiliyorsunuz sanki. Ya müşteri size bir adım atacak, siz de müşteriye adım atacaksınız. O şekilde tabii şey yapıyoruz ama e, benim de şahsımca yapamadığım ve sevmediğim bazı tarzlar var. Orada müşteriyle hafifçe <laughs> yolumuzu ayırabiliyoruz bazen. Kim kimi ikna ederse. Aynen öyle. Bu arada hiç modası geçmeyen renkler, trendler neler? E, koyu antresit renkleri ve kırık beyaz, e, bunlar renk olarak hiçbir zaman geçmiyor. Peki dekorasyonda mı, mobilyada mı? Mobilyada. E, her zaman mesela kayın ağacı dediğimiz ya da ceviz dediğimiz parkeler, bu parkelerin de hiçbir zaman zamanı geçmiyor. E, mesela terakota dediğimiz. Ee, böyle taş tarzında seramikler vardır, mozaikler. Mesela son sanırım 6-7 yıldır e, bunlar revaçta, onlar da hiç değişmiyor. Ee, taşlı avizeler yerini artık spotlar aldı ki bunu deprem, e, deprem e, dolayısıyla da söylemek istiyorum. E, artık taşlı e, sarkıtlar yerine spotlara yönelebiliriz. Çünkü gerçekten o kadar güzel spot çeşitleri var ki o spotun kenarına, kenarında kenarında Savoroski taşlar, e, altın motifler, e, gümüş motifler, işte onun yanlarından ufak ufak sarkan ufak e, Savoroski taşlar. Hani çok süsü istiyorsanız yine Savoroski'yi kullanmak dahi istiyorsanız bunu spotlarda kullanabiliriz. Değil Aslında o büyük avizelerle birlikte biraz da odanın içerisindeki kalabalıklığı alıyor değil mi? Aynen. Çünkü Ülkemizin evlerinde tavan yükseklikleri de çok fazla değil. En fazla 3.20. E, yurt dışlarında bunlar 5 metreye kadar çıkıyor. Dolayısıyla e, zaten sarkıt da kendini pek göstermiyor bu durumda. Ben daha çok aplikleri severim ama. Peki en çok modası geçen ve şu sıralar tercih edilmeyen neler var? Neler var? E, sizi şöyle e, yönlendireyim. Artık kare, kütlesel şeyler bu sene moda değil. Yani şu masanın bile kenarının biraz oval olması, dairesel hareketler, bu fasulye dediğimiz tarzındaki e, fasulye tarzındaki koltuklar, e, daha boru şeklinde inen e, sandalye ayakları, e, pirinç, altın e, daha çok revaçta, krom biraz daha artık geride kaldı. E, bir eve girdiğiniz vakit duvarlarını krem tonda yapıyorsanız perdelerini çok koyu antresit yapıp yerde artık pek e, müşterilerimiz halı da sevmiyorlar. Şu anda iki tane ev yapıyorum. İkisinde de halı yok mesela. Ee, onun dışında mobilyalar e, biraz daha avantgard koltuklar. Hmm. Ama o avantgardlı e, dolapları e, daha modernize ederek mesela şöyle e, belirtmem gerekirse mermer çok moda bu sene. Yemek masalarında, coffee table'larda. Ee, televizyon arkasındaki sizler de görmüşsünüzdür bir pano kesilir, evet. mermer arkasından gizli ışık çıkar. Önünde televizyon ünitesi yanlarında da ya açık raf ya da e, gizli aydınlatmalı e, büfe tarzındaki dolaplarımız konumlandırılır. E, bunlar şu anda moda. Onun dışında artık orta sehpa bile çok e, sevmiyor müşterilerimiz. Yanlarda kafe table'lar, zigon sehpalar seviyorlar. Çünkü evlerin metrekareleri biraz ufaldı. Dolayısıyla hınca hiç doldurmak istemiyor kimse. Onun dışında bu sene bambu, keten, kadife, e, siyah renk ağırlıkta, turuncu renk ağırlıkta, dediğim gibi biraz önce mint yeşili, okyanus, e, mesela bu sene duvarlarda da e, tuğla rengi, bildiğimiz vişne renkleri moda. Biz bunları kombine ediyoruz, sizlere güzel mekanlar çıkartıyoruz. Orta sehpayı kaldırıyoruz artık. Kullanmıyoruz. Orta sehpayı istemiyor. Son üç müşterim hiç istemedi. O da galiba, e, televizyonla koltuğun arasındaki mesafe evlerdeki metre azaldığında, e, çok fazla bir mesafe olmadığı için yanlara, eee, coffee table'lar koyup oralara ufak masa lambaları koyup bu şekilde. Sanki bana da orada böyle büyük bir boşluk oluşacakmış gibi geliyor. Yani onları, eksik bir şey varmış gibi. Onları şöyle yapıyoruz biz de. E, ufak bir camdan çünkü cam mekanı aydınlatan e, ve ferahlık katan bir malzemedir. Ortasına ufak yuvarlaktan ben şöyle yapıyorum. Bir e, sehpa kesiyorum. Bakın sizin de burada plexi <laughs> masalarınız var. E, altına puflar koyuyorum mesela. Bir tanesinden e, coffee table çıkıyor bir tanesinden puf çıkıyor. Hmm, Dolayısıyla o orta evet. sehpa size hem de hareketlenmiş oluyor. Aynen hem bir e, ayrıca bir coffee table, zigon sehpa hem de fazladan bir e, misafiriniz geldiği vakit oradan iki tane bir puf çıkıyormuş gibi bu şekilde önerebiliyorum. Harika. Bir de artık herhalde bu evdeki her şey uyumlu olacak fikri ortadan kalktı diye düşünüyorum. Çünkü Aynen öyle. az önce dediğiniz için soruyorum bunu. Koltuklar avantgard dolaplarla onu dengelemeye çalışıyoruz Aynen. dediniz. Artık Aynen. E, tamamıyla uyum olayı ortadan Aynen. kalktı değil mi? E, şöyle e, mesela bir masanın e, ayağı kromsa İlla ki masa sandalyesinin ayağı da krom olmamalı. Mesela bir evi şöyle yapabilirsiniz. E, dresuarı ve aynası e, altın renginde pirinç yapıp, e, masasını, yemek masasını camdan yapıp, onun ayağını krom yapıp, e, yemek sandalyelerini siyahtan yapıp ama pabuçlarını e, masanın ayağındaki parlak kromdan yapıp. E, orta sehpayı ben çoğunlukla ayna da çok seviyorum. Tamamıyla ayna kaplıyorum. Mekanı bir kazanç sağlıyor yansımalarla. E, dolayısıyla da e, koltuğu da istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Duvar rengini sadece duvar kağıdı olarak ya da e, farklı bir ton olarak televizyon arkasında... ...ya da yatak odasının e, yatak başı ar arkasında e, farklı bir ton kullanıyorum. E, şu anki yaptığım bir salonda hem altın hem gümüş varak hem gri... <laughs> Hem beyaz, o kadar güzel kombinasyonlar var ki. Çok güzel, çok sev. O yüzden mimarlara biraz da e, herhalde bir, bu işi bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü e, renderler denen üç boyutlu çizimlerimiz olmadan e, bunları müşterilerimiz pek e, kafalarında hayal, hayal edemiyorlar. etmek çok mümkün Aynen. değil. Ama değil mi? yaptığınız işte biraz biraz değil baya yani sanat göz var göz var görmek önemli. Biraz insanın o yüzden, içinde yüzden, içinde evet. de olan bu alaylı dediğimiz hiç o mesleği okumadan doğuştan gelen bir yetenek de vardır. Benim böyle müşterilerim de var. Kendileri bazen ellerinde böyle numunelerle gelip bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım falan diyen müşterilerim de var. Öyle bir kesim de var. Tamamen bunu yapamayan bir kesim de var. O zaman da tabii iç mimarlar o zaman yardımcı oluyoruz. Günümüzde bütün artık mekanlar, evler, her yer birbirine benziyor ve artık insanlar ruhlarını mobilyalarını, eşyalarını, evlerini, ofislerine yansıtmak istiyorlar. Bunlar için birkaç küçük tiyonuz var mı? Tabii. Ev esasında sizin kişisel hayatınızı geçirdiğiniz yerdir. Dolayısıyla siz ne seviyorsanız evinizde onu yapmalısınız. Diyelim ki evinizde home office çalışan bir insansanız, evinizin bir odasını ya da salonunuzun bir köşesini home office tarzında güzel bir yöntemle, Masa ve e, arkasındaki dolapla e, biçimlendirebilirsiniz. Televizyon izlemekten hoşlanıyorsanız te, kendinize televizyon alanı oluşturmalısınız. Eğer yemek yapmak ya da aşçılık yapmaktan hoşlanıyorsanız ve aynı zamanda ailenizle o sırada vakit geçirmek istiyorsanız... ...evinizdeki o bölücü duvarı kırıp mutfağa, salonun içerisine katıp Amerikan tarzı dediğimiz e, açık mutfak tarzına dönüştürmelisiniz. Yani... Ee, siz ne yaşıyorsanız nasıl bir hayat stili yaşıyorsanız evinizi ona dönüştürmelisiniz. Çok güzel. Bu dediklerinizin aslında hemen hemen hepsini uygulamaya çalışıyoruz izle şeylerden. Ben de yeni kapalı mutfağımı işte yıktırdım. Evet, özellikle pandemi de yıktırmışsınız evet, herhalde. Evet, <laughs> öyle oldu. Evet. Çünkü, çünkü öyle üstümüze gelmeye başladı hepsi artık. Ama son derece şık oldu gerçekten. Ufak balkonlarınız varsa onları. E, Tik dediğimiz bir malzeme var. E, yağmurdan e, da etkilenmiyor. E, ya da e, güzel mozaik taşlarla yerini döşeyip e, çiçek bakmayı beceremiyorsanız çok güzel e, yapay bitkiler var. E, bir yapay bitki duvarı oluşturup ya da güzel bir saksıda yapay ya da gerçeğini de tabii ki de kullanabiliyorsanız kullanın. O balkonlarımız bile 3 metrekarelik balkonlar size öyle bir nefes öyle bir orman havası verir ki esasında o yüzden ben küçük balkonları da ...eve girdiğimde illa dekor etmek isterim. Peki çiçeklerden bahsetmişken ben de çok çiçekleri seviyorum ama... ...evde bazen onları koyacak alan bulamıyorum. Hep böyle ışığa cama göre ayarlıyoruz ama... Evet. girdiğinizde neye göre daha çok değerlendirmesini yapıyorsunuz? Bunları genel tabii ki de ışık görmesi açısından pencere önüne koyuyoruz. Ya da sizin... De, ders dediğiniz e, denizlik dediğimiz pencerenin önünde bir yer varsa onları böyle dikdörtgen şeklinde çok şık e, plastik tarzında tabii ki de e, bu e, sert bir malzeme olmamalı çünkü aşağıya da düşebilir. Hmm. E, bu tarzda ya da bunları kat 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 e, nasıl anlatayım? Metal olabilir, ahşap olabilir. Siz bunu özel olarak bir marangoza yaptırtabilirsiniz. Bir peysaj köşesi oluşturabilirsiniz kendinize. Hepsini yan yana dizmektense bir büfe tarzında biri büyük, biri küçük, biri büyük, biri küçük şeklinde e, rafları, e, yüksekliklerini ayar, ayarlayabilirsiniz. Böyle bir köşe yapabilirsiniz esasında. Orası da bir küçük Amazon e, köşesi olabilir. Harika bir fikir. Ben bunu daha önce görmüştüm bir dükkanda. Çok böyle kafamda oturtamamıştım ama dediğiniz gibi aslında hem alanı daraltmamak adına evet. hem de daha çok evet. çiçek kullanabilmek onun adına güzel. Çünkü alan en fazla 40 santim falandır. E şöyle bir şey düşünün. Yüksek düşünün. E 150 santim civarlarında sizin takribi omuzlarınıza gelecek şekilde. Orada rahatlıkla 7-8 tane çiçek de... E, besleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Avcum bu arada e, hemen programı bitirmeden hatırlatalım. O da burada programını pazartesi günleri moderatörlüğünü yapacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Enerjin çok güzel. Çok teşekkür Sizlerin ederiz böyle. katıldığın için. Çok Verdiğim bilgiler için de teşekkür çok ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, biraz sonra konuğumuz Gayane Yıldız Bakan fitoterapist bizlerle olacak. Yine çok önemli bilgiler ve tarifler verecek. Hoş geldiniz Gayane Hanım. Her hafta sizi aramızda görmek ne kadar güzel. Ee, hoş gördük. Özellikle e, iyi pazarlar herkese diliyorum. Aynı zamanda eee tüm Türkiye başsağlığı demek istiyorum. Gerçekten çok zor bir dönem yaşıyoruz ve yaşadık. Fakat bu bir gerçek ki her gün yaşıyoruz bir gün ölmek için. O yüzden e, tek bir ricam var. Gerçekten hiç kimsenin kalbini kırmayın. Her zaman e, insanlara insan için olarak, insan olarak sevin. Bunu söylemek istiyorum. Çok acı ve heyecandan gerçekten konuşamıyorum. Çok ağladım, çok sızladım ve tanımayan insanlar için mesela birisini çıkarttığı zaman sevinçten ağladım, üzüldüm. Çok zor bir dönem yaşadık. Evet. İnşallah artık böyle bir dönem yaşayamayız. İnşallah hepimiz çok etkilendik ve çok evet. fazla stres altına girdik. Şu an hepimiz psikolojik açıdan yıprandık. Aha. O yüzden de böyle ilk tarif olarak stresle ilgili ben bir tarif almak istiyorum evet. sizden. Hem stresle ilgili, stres, depresyon aynı zamanda mutluluk hormonu arttırmak için ilk önce güzel bir tariften bahsetmek istiyorum. Stres, depresyona, uykusuzluğa iyi gelen bir tarifte bulunmak istiyorum. Öncelikle biberiye 20 gram, çark pelek bitkisi 20 gram Dağ keki 20 gram. Papatya. E, bahsettiğim tüm malzemeleri 20 gram olması gerekiyor. E, sarı kantoron, Ada çayı. E, kedi otu. Karanfil. Tarhun bitkisi. E, melisa ve lavanta. Tüm malzemeleri 20-20 gram alıyoruz. Ve 500 gram hakiki balın içinde e, öğütüp ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra nasıl kullanıyoruz? Bir gün dinledikten sonra bu ürünleri macun haline getiriyoruz. Daha sonra sabah bir tatlı kaşık yatmadan önce iki tatlı kaşık kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu karışımı bir litre suyu kaynattıktan sonra bir tutam çok az hayır hepsinden böyle bir tutam alıp kaynamış suyun içine katıp ve bu bir litresi gün içerisinde içiyoruz. Çay gibi mi demleyeceğiz? Çay gibi yapıp içiyoruz. Eğer macun kullanıl, e, kullanan bazen kişiler var kullanılmıyor ama macun yapılırsa daha faydaları görmüş olacaklar. Mutlaka yapsınlar gerçekten faydasını görecekler. Şey sorabilir miyim balın içerisine öğütüp, öğütüp karıştıracağız dediniz ya hepsini bir araya getirip rondodan geçirip öyle mi balın içerisine Aynen öyle. karıştıracağız? Tom malzemeleri bir araya getiriyoruz robotla çekiyoruz daha sonra balın içinde karıştırıp macun haline getiriyoruz ve bunu dediğim gibi sabah bir tatlı kaşık akşam iki tatlı kaşık yemeleri gerekiyor. Aynı zamanda çay gibi de kullanabilirler. Yani düzenli bir şekilde kullanılırsa zaten ilk günden itibaren faydaları görecekler. Ne kadar süre? Ee, yani bir, bir ay boyunca kullanabilirler. Çünkü gerçek anlamda şu an stres yaşıyoruz. Uykusuzluk soruları, %90 uykusuzluk soruları vardır. Ee, kedi otu dediğim, ee, kedi otu rahatlatıcı, aynı zamanda depresyonu, uykusuz diye iyi gelen bir bitkidir. O yüzden mutlaka bu karışımın içinde kedi otu da kullansınlar. Aynı zamanda kaynatıp tek başına içsinler. Çünkü Kedi otu depresyona ve strese uykusuzluğa iyi gelen bir bitkidir. Peki bunların böyle bir rahatsızlıkla etkileşimi, bir ilaç kullanımıyla yan etkisi olma ihtimali var Yok. mı? Yok, bunu söylemek istiyorum. Herhangi bir depresyon ilaçları kullanılıyorsa olsa, onlarla beraber bile kullanabilirler. Hiçbir sakıncası yoktur. Eminim kullandıkları zaman gerçek anlamda faydaları görecekler. Peki e, tansiyon şeker ilacı kullananlar için? Evet şimdi eğer tansiyona ve şekere varsa tekrar kullanabilirler sıkıntısı yoktur çünkü kekik var içinde sarı kantoron var içinde bunlarda tarhun var içinde bunlar tansiyonu şekere e, 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 etkileyen şeyler yani düşüren bitkilerdir. Kötü kokusu olan kedi otu mu? Evet, kedi otu çok kötü kokuyor ama faydaları. Alamıyorsunuz ama burada Aynı zamanda bayağı bir kişiler kedi otu valerian e, diye biliyorlar. Ciddi anlamda e, kedi otunun faydaları çok çok fazladır. E, dolaşım sistemi hızlandırıyor ve rahatlatıcı özellikleri vardır içinde. Strese, kaygıya, e, depresyona iyi gelen bir bitkidir. Ödem atıcı etkisi var mı? Dolaşımla ilgili dediniz o yüzden soruyorum. Yok. Ee, dediğim gibi bir araba geldiği zaman e, hem tansiyona hem şekere hem de e, bağışıklığı diyelim dengeliyor. Peki bunu kullandıktan sonra mesela sabah bir kaşık akşam yatmadan önce iki kaşık ciddi bir oran. Böyle bir sersemlik, böyle bir uyku hali, böyle bir şey yapma ihtimali sersemlik var mı? Sersemlik değil de rahatlayacaklar. Daha böyle relax olacaklar. Daha böyle uykuları gelebilir. Böyle daha hafif olacaklar, rahat olacaklar. Günlük hayatı etkileyecek kadar bir etki değil ama. Yan etkisi yoktur diyebilirim. Hmm. Yani şöyle bir şey bunu kullandığımız zaman hemen böyle bir uyku hali mi geliyor? Bir yorgunluk mu geliyor? Günlük işimizi yapabilir, Yok, motive olabilir miyiz? Biliyorsunuz ki şu an depresyon, uykusuzluk bazen kişilerde çok fazla etkileniyorlar ve gerginlik yaratıyorlar. Hiç bir şey olmadan tartışma yaratıyorlar. Bağırarak konuşmalar. Bunlar güzel, rahatlatacak. Böyle şeyler yaşamayacaklar inşallah ve eminim kullandıkları an bizleri arayıp teşekkür edecekler. Bayağı relax olacağız o yani kimseye cevap vermeyeceğiz. <laughs> oh, Güzel ben alayım. Birileri çok <laughs> mutlu olacak. Ee, peki bu harika bir tarifti ama bir de geçen yayınımızdan çok fazla soru geldiği için sormak istiyorum. Bunu egzama ile ilgili bir tarif verebilir miyiz? Evet. Ee, egzama ile ilgili güzel bir tarif vermek istiyorum. Öncelikle Hindistan ceviz yağı 100 gram alıyoruz. Daha sonra kas yağı, e, hayvansal kas, e, kazın iç yağı alıyoruz 100 gram. Nereden buluyoruz Daha onları? Şey Aktardan mı? Var. Her yerde aktarlarda var. Ezanelerde kaz yağı aslında ezanelerde daha fazla hmm. bulunabilen bir yağdır, iç yağdır. Her yerden alınmasın kaz yağı çünkü ezanelerde daha fazla var ve daha kikisi. Daha güvenilir. Bal karıştırıyoruz. Aynen. 50 gram propolis katıyoruz. Kekik yağı katıyoruz. Ayna sefa katıyoruz. Bunlardan hepsini tarif verecekler zaten ekranda. Ben sadece söylüyorum. Daha sonra lavanta yağı katıyoruz. Deniz topalak yağı katıyoruz ve propolis 50 miligram. Bu tüm malzemeleri güzel bir kıvama kapın içine koyuyoruz, karıştırıyoruz ve sabah ve akşam yaraları sürüyoruz. Ee, geçen hafta da söyledik zaten. Ee, egzama ve sedef %100 geçen bir hastalık değildir. En azından güzel bir şekilde tedavi olur. Evet çok fazla sorulduğu için biz bu hafta aslında böyle ürünleri de getirip anlatmasını istedik Gayani Hoca'nın. Evet. Ee, şimdi bir tarif de vermek istiyorum. Hem depresyona e, hem de mutluluk hormonu arttıracak çok güzel bir tarif vereceğim. Aynı zamanda... E, vücuttaki toksinleri arındırarak aynı zamanda kanser hücrelerini yok eden güzel bir karışımdan bahsedeceğim. 50 gram cinsenk, 50 gram polen alıyoruz, 1 gram hakiki safran olması gerekiyor ve 20 gram damla sakızı. Tüm malzemelerimiz güzel bir şekilde robotla çekiyoruz ve 300 gram bal ilave ediyoruz. Bir hafta buzdolapta bekletiyoruz. Daha sonra bunu sabah, öğlen, akşam yemeklerden yarım saat önce bir tatlı kaşık kullanıyoruz. Bu karışımı gerçek anlamda düzenli bir şekilde kullansınlar ve faydaları çok görecekler. Aynı zamanda safran anti kanseroloji ve antispetik özelliklere sahip olduğu için rahatlatıcı, mutluluk hormonu arttırıcı özellikleri vardır. Ginseng de aynı şekilde ve biliyoruz ki stres de şişkinlik, mide şişkinliği, hazımsızlık çok fazla olduğu için damla sakızı da şişkinliği ve hazımsızlığı yardımcı olacak. Propolis de bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve Güzel bir hayata adım atacağız. Bunu ne kadar süre kullanabiliriz? Bunu en fazla 20 gün kullanmaları gerekiyor. 20 gün sabah, öğlen, akşam yemeklerden yarım saat önce bir tatlı, kullan, kaşık kullanmaları gerekiyor. Bu önemli sonra, bir ayrıntı. Evet, evet. Normal hayata mı dönüyoruz hocam? Ya 20 gerçekten gün. çok mutluluk hormonunuz artıyor ve kendimizi çok relaks etmeye başlıyorsunuz. Zaten kullandıkları zaman anlayacaklar. Ya bunun etkisi ama uzun sürüyor. 20 gün kullanıyoruz ama evet, öyle mi? Evet şimdi 20 gün kullandık. 20 gün bunun için kullanmamız yetiyor. Çünkü e, çok fazla bağışıklık sistemimiz artabilir. O yüzden çok fazla artmasın diye bunu sadece 20 gün kullanıyoruz. Peki, 6 ayı bir 20 gün kullanmamız gerekiyor. Şeker hastalığı, herhangi bir rahatsızlığı özellikle e, kanserden bahsettik az önce. Evet şimdi o da yani o hastalar da kullanabiliyor mu? Bir yan etkisi var mı? Yok, kesinlikle yan etkisi yoktur. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Kanser dahil, şeker hastalar dahil, tansiyon hastalar dahil tüm hastalar kullanabilirler. Gerçekten zaten eee ginseng'in kansere karşı özellikleri vardı. safranın. Özellikleri vardır. Propolis'in ve damla sakızın aynı. O yüzden bu karışımı suyla kaynatıp içilmez. Sadece balla karıştırıp ama hakiki balla karıştırmaları gerekiyor. Ya da e, toz haline getirip bunu yoğurt içine katıp öyle de kullanabilirler. Çünkü e, bazen e, kemoterapi gören kişiler bal yasak olduğu için. Doğurtun içine katıp böyle yiyebilirler. Zaten e, kanser hastaları kendi onkologlarına, kanser doktorlarına sormadan bir şey kullanmıyorlar. Tabii tabii. Onu her zaman söylüyoruz. Lütfen bunu söylemek ve her zaman söylüyoruz zaten. Doktorunuza danışmadan hiçbir şey evet. kullanmayın. Bunlar çünkü Bu tür. tedavi edici veya hastalığı bitirici değil. Bunlar sadece hastalığın yanında daha iyi hissetmenizi sağlayan işte bağışıklık sistemini güçlendiren. Evet. Tip güçlendirilen... ve alternatif tip. Beraberiz evet. evet Bazıları zaman güzel sonuç alınır ama dediğimiz gibi e, hele hele bir kanser hastası benim dediğimle alıp kullanmasın doktoru danışmadan. Yok estağfurullah sizler ilgili hiçbir şey kullanmasın zaten. Hani normal ağrı kesici bile alıp kullanmaları onların sakıncalı. Hani buradan da sanki tedavi ediyormuşuz gibi yanlış bir izlenim oluşmasın izleyicilerimize yok, yok. diye söylüyoruz. Bu arada Hindistan cevizi yağı ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Bu e, yapılan bir çalışmada sanırım Amerika e, Alzheimer Derneği'nin yaptığı bir çalışma. E, her gün bir tatlı kaşığı evet. Hindistan cevizi yağının yenmesi Alzheimer unutkanlık evet, şeyini azaltıyor. Ben spora gitmeden kahvenin oluyor. içerisine karıştırıyorum. Evet, tadı kötüyse e, dediğin gibi yapılabilir ama orijinal Türk kahvenin olan... kahvenin içine de katıp içebilirler. Çünkü kahvenin içinde de çok güzel bir hoş bir kokusu Türk oluyor. Türk kahvesinin ne? içinde biraz fazla yağlı oluyor. Miktar olarak evet. Türk kahvesi az olduğu için ama... Ee, mesela ben de Seda gibi yapıyorum. O Hindistan cevizi yağını Nescafe'nin veya filtre kahvenin içine karıştırıyorum. İçimi daha kolay oluyor. Şimdi bu son Dubai seyahatinde orada e, orijinalini buldum. Ve o kadar yemesi ve kokusu tadı normal ki böyle kaşıkla alıp yiyebileceğin dondurma, vanilyalı dondurma güzel. kıvamında bir şey ve evet doğal yağ yakımına da etkisi Hindistan'dan var değil mi getirdiler. spor yaparken Hindistan cevizi Hindistan'dan getirdiler ve gerçekten hem biraz da kakao'lu bir kokusu var. Böyle bambaşka bir kokusu var onlarda. Hocam çok değişik bitkiler getirmişsiniz. Sürpriz bir tarif alalım mı sizden? Şu anki bitkilerle başka neler yapabiliriz? Özellikle propolis'ten bahsedelim. Propolis aynı zamanda bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Ve e, çocuklarımızı damlası diyelim, damlası bir bardak suyun içinde bir damla damlatıyarak çocuklarımızı içebilirsiniz, içirebiliriz bağışıklık sistemi güçlendirmek için. E, zaten e, biliyorsunuz ki bu aralar el ele e, depremden sonra ciddi anlamda solunum yolu hastalıklarla e, birçok e, kişiler başvurdular. Onun için hatta zatüre ile ilgili güzel bir tarif vermek istiyorum. Bu tarifi mutlaka yapmaları ve içmeleri tavsiye ediyorum. Ve içinde kırmızı acı toz biber var. Ne alaka diyeceksiniz. Ama solunum yolu için muhteşem bir tariftir. Neler var içinde? Şimdi ben taneleri getirdim. Fakat biz bunu toz haline getirip toz halinde kullanırsak daha etkili olur. Kaynatarak değil. Şimdi 50 gram zerdeçal, 50 gram zencefil, 100 gram meşe palamudu ve 20 gram kırmızı acı toz biber. Bunu robotla çekiyoruz ve yarım kilo balın içinde karıştırarak. E, yiyoruz. Solunum yolu rahatlatır. Aynı zamanda solunum yolu inşaplamaya zatüreye astımlı bronşte iyi gelen bir karışımdır. Bu karışımı mutlaka e, hele hele bu zamanda e, yapsınlar, yesinler, faydalansınlar. E, şimdi dediğim gibi her zaman bunu söylemek istiyoruz. Doktorunuza sormadan hiçbir şey kullanmayın. Lütfen ona sorun. Doktor izin verirse kullanın. Fakat e, bu hem bağışıklık sistemi güçlendirecek, aynı zamanda zatüreye astım bronşte iyi gelecek. Küçük çocuklara da verebiliyoruz değil çocuklara mi? Çocuklara vermeyelim. Çünkü acı olduğu için tadı çok enteresan olacak. Çocuklar yemezler. Yetişkinler için daha iyi olur. Gayan Hanım bu şifacılık sizde ilgi olarak mı başladı? Yoksa hani genelde anneanneden, babaanneden, Söyleyeyim, büyüklerden gelirler ya. E, ben normalde jinekolog doktoruyum. Bunu söylemek isterim. Fakat anneannem çok eski bir herbalist ve hislerle çalışan bir kişiydi. E mesela gözlerin içinde hissedebiliyordu. Kan tahlilleri bile değerini bile söyleyen ve şey ve asla uyumazdı. Böyle uyurdu oturarak. Gerçekten ben üniversiteyi okuduğum zaman onların evinde yaşıyordum çünkü onların şehirde kazanmıştım üniversiteyi ve bunlar anne annemden gelen tarifler çok eski tarifler bunlar gerçekten çok kıymetli ve bunları yaparken gerçekten çok duygulanıyorum normalde çok duygusal bir insanım severek okşayarak bana mahcup bırakmayın. Lütfen ben size çok seviyorum. Her ne olursa olsun kendinize inanın, kendinize güvenin. Çünkü inanmak ve e, güvenmek başarının yarısıdır. Her zaman bunu herkes söylüyor. E, eğer ben ya ben bunu kullanırsam ya olmazsa dersem hiç kullanmayın. Hiç kullanmayın çünkü faydası göremezsiniz. Öncelikle kendinize inandıracaksınız. İnanmak. Öncelikle inanmak lazım. Yani inanmak. Ve zaten bahsettiğiniz bütün bitkiler hani Orta Doğu kültüründe işte Çin kültüründe geçmişten beri sürekli kullanılan ve şifacıların önerdikleri bunlarla tedavi ettikleri bitkiler. Zaten çok eskiden e bunu eğer yanlışsa kusuruma bakmayın lütfen. Eskiden ilaçlar yoktu zaten. Tabii, Bitkilerde her hepsi bitkilerden her şey tedavi oluyordu. hepsi bitkilerden yapılmış. Şu anda da aslında öyle. Aynen. Hepsinin özü o bitkilerin karışımıyla elde edilen Artık şeyler. Artık alternatif tıpı e, e, daha fazla, bazen kişiler daha fazla değer veriyorlar. E, bunu yanlış anlamaları istemem ama e, yeter ki düzenli ve böyle karma karışık bitkilerle alıp bunu kullanayım onu yapayım değerler kan değerleri o kadar önemli ki eğer tansiyon hastasısın mesela papaya kullanamazsın şeker hastasısın cinsen kullanamazsın mesela tek başına bazı karışımları mesela böyle karışımla şeker hastası kullanabilir. Fakat tek başına kullanamaz. Tabii bunu zaten bir tıp ekibinin yapması, ehli kişilerin yapması çok daha kıymetli. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta da renk kattınız edelim. programımıza. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. İnşallah çok güzel haberler aldığımız yepyeni bir programda görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın.